ATKS ekranında iyi akşamlar değerli izleyeceğimiz. Ailenizin kanalından, tarihe yolculuktan hoş geldiniz diyorum değerli izleyeceğimiz. Biraz sesimin tonuna bakarsanız da biraz rahatsızlandık ama siz kıymetli izleyicilerimi bu tür programlardan eksik mahrum bırakmamak gayesiyle tekrar programa çıkma hasıl oldu bizde. Bizi kırmayıp da bugün programımıza konuk olan Sayın Doçent Doktor Hayrettin İhsan Erkoç hocam da hoş geldiniz diyorum hocam. Teşekkür ederim. Değerli Resul Bey, hoş bulduk. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Ya, dikkat edin kendinize. Efendim, programlar dedik, imza günleri dedik. Böyle de olabiliyormuş. Bu da nazarımız olsun. Öyle diyelim, evet. Eyvallah kıymetli hocam. Değerli izleyicilerim, bu hafta farklı bir konuyla Türkiye'de çok işlenmeyen, televizyon programına sıkça söz edilen, lakin sadece dizilerde ve filmlerde söz edilen konu olarak böyle es geçilen bir konu. İşte biz bunu işte Profesör Doktor Ahmet Taşal bahsederse ya da daha birkaç hocam bahsederse biliyorduk ama bugün bu konuyu başka, farklı, renkli, coşkulu ve bu alanda ihsas yapmış bir hocamla hem de Troya'nın efsanesinin olduğu yerde şamanizmi konuşacağız. Yani hocamla birlikte tarihe adeta ne diyelim ona yolculuk değil bu sefer. Tarihin bizzat içinde olacağız diyelim. Öyle söze girelim. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz, vaktinizi ayırdınız. Ben şunu söylemek istiyorum hocam. Şamanizm konusunu işleyeceğiz ama Türk kültürüyle ilgili olarak başta ne söylemek istersin hocam? Şamanizme girmeden önce inanç kültürüyle ilgili. Evet, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Tanışımız adına çok memnun oldum. Sağ olun hocam. Türk kültürü çok büyük bir okyanus diyebiliriz, derya, deniz. Türkler, Türk boyları veya Türk toplulukları tarih boyunca bir sürü farklı bölgede yaşamışlar. Hani Mançurya sınırlarından, Pasifik Okyanusu kıyılarından neredeyse başlayarak Akdeniz'e kadar, işte Viyana kapılarına kadar hani klişe cümleyle yayılmışlar, hakim olmuşlar, göç etmişler. Farklı kültürlerle de çok iç içe geçmişler tabii. Kültür alışverişinde bulunmuşlar. Yani Türk tarihini çalışmak oldukça zor. Çok farklı bölgelerde yayılmış ve eski Türk tarihiyle ilgili bilgi veren kaynaklar da çok zengin. Hint kaynakları, bizzat Türklerin kendi yazdıkları metinler veya işte İslam kaynakları, Roma, Bizans, Yunan veya işte Rus, Orta Çağ, Avrupa gibi pek çok farklı kaynak türü de var. Çalışması da biraz zor, onu da söyleyeyim İslam öncesi Türk tarihinin. Bizim kendi içerimizde de zaten alanlara veya işte bölgelere veya dönemlere göre de biz bölüyoruz. Ben şimdi mesela genel Türk tarihi ana bilim dalında çalışıyorum. Ama uzmanlık alanım İslam öncesi Türk tarihi. Dönem olarak da aslında tam olarak Göktürk dönemi ve işte o dönem yaşayan Türk toplulukları. Onların kültürleri ve yaşam tarzları diyebiliriz. Şimdi eski Türklerin inançları da tabii çok tartışılıyor. Bu konular üzerine de yani son 100 yıldır epey yapılmış çalışmalar da var. Hala da çalışılmaya devam ediyor. Zaten bugünkü programımızın konusu da şamanizm, doğrudan bununla alakalı. Yani eski Türklerin inançlarıyla ilgili ben şu özellikle vurgulamam gerekiyor. Bilgilerimiz oldukça kısıtlı. Şimdi biz günümüzde veya yakın dönemlerde yaşamış Türk topluluklarının inancını iyi biliyoruz. Zaten büyük çoğunluğumuz Türkler olarak İslamiyet'e geçmişiz. Onun dışında Budizm, Hristiyanlık, işte Musevilik veya Maniheizm gibi farklı dinleri benimsemiş Türk topluluklar var. Geçmişte de vardı, günümüzde de var ama Türklerin ekseriyeti günümüzde Müslümandır. Bir de bu dinlerin hiçbirisini benimsemeyip eski dinlerini sürdüren topluluklar var. Şimdi bizim bugün şamanist Türkler dediklerimiz. Ancak hep düşülen bir yanılgı var. Bunu mutlaka belirtmem gerekiyor. Günümüzde mesela 19. ve 20. yüzyıllardan beri işte Sibirya'da özellikle gördüğümüz bu bahsettiğim kurumsal dinlere girmemiş ve bizim günümüzde şamanist olarak tanımladığımız Türk topluluklarının inançları doğrudan doğruya birebir eski Türk inançları değil. Onu mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Çünkü bu topluluklar da Sibirya bölgesinde pek çok farklı din ve kültürle de iç içe geçmişler. Onlardan etkileşimler almışlar. Yani günümüzdeki mesela bir Altay veya Hakasya bölgesinde yaşayan bir Türk toplumunun inançlarına bakıp eski Türklerin de birebir aynı inançlara sahip olduğunu düşünmek doğru değil. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.
Eski Türk inançları dediğimiz, yani bizim işte Asya Hunları, Avrupa Hunları, Tapkaçlar, Göktürkler gibi topluluklar, yani bunların veya işte Müslüman olmamış henüz Oğuzlar, Karluklar, Kırgızlar gibi toplulukların inançları hakkında çok kırıntı halinde bilgilere sahibiz. Eski Türklerden kalma yazıtlarda bazı bilgiler var. İşte Gök Tanrı veya Tengri olarak daha doğrusu isimlendirdiğimiz varlık ve onun yardımcıları olan yine de değişik varlıklar, kutsal varlıklar hakkında bilgilerimiz var. Onun dışında Çin, İslam, Bizans kaynaklarında da çok dağınık bilgiler var. Fakat böyle derli toplu bir tam bir çerçeve çizmemiz oldukça zor. Yoruma açık pek çok konu var, tartışılan pek çok konu var. Bunu belirtmem lazım. Yani benim de bazen savunduğum bazı görüşler oluyor. Onlara karşı çıkan meslektaşlarımız olabiliyor. Veya yerleşmiş bazı görüşlere ben karşı çıkabiliyorum. Bu tip meseleler var. Onu öncelikle belirteyim. Yani benim bugün anlatacağım şeylerin de çoğu tartışmaya açık. Onu mutlaka belirtmemiz lazım. Sanırım böyle bir giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Zaten bilim açılmaya, tartışılmaya, konuşulmaya, karşı görüşlerin değerlerini birleştirmeye ihtiyacı olan bir bilim sahası, bir eğitim sahası diye yorumlayabiliriz kıymetli hocam. Ya bizimkilerde bu sıkıntı var. Ya tam kötülüyoruz ya iyi diyoruz. Hani bizim bir orta denklemimiz yok yani. Zaten Maalesef. bahsettiğiniz bir nokta var, husus var. Mesela Selçuklular 960. yılında Anadolu şeye geldiğinde, Horasan bölgesine geldiğinde Müslümanlığı kabul ediyorlar. 960 yılına denk geliyor. Tabii sizler daha alanında çalıştınız kıymetli hocam. Hani ben Erkan hocamlarla falan çalışmam sırasında bu tür bilgiye denk geldim. Ya dikkat ettim hususların birisidir. Anadolu'ya bu Horasan bölgesi üzerine hatta geçen de bir tartışması olmuştu. Bu Selçuklu hatunu olan bir zatla ilgili. Efendim kötü yönetmiş. Şöyle yapmış dedi falan. Dedim ki tarih öyle bir şey ki Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lügat Türk'ü, Divan Lügat Türk'ü 2 senede yazdı ya dedim. Heh, işte sizin o Beğenmez Hatun var ya, işte onları oraya getiren, o kitabı yazılmasına vesile olan kişidir dedim. Sonra Doğru. diyor ki ya hocam diyor, ya dedim öyle bir şey yok. İlim öyle bir şey ki bir derya deniz. Kimin nerede ne öğreneceğiz çok önemli. Evet kıymetli hocam çok fazla sizin de vaktiniz var. Özellikle sizin konuşmanız çok daha mühim bizim için. Hem ben biraz hastalıktan ötürü biraz da Evet. sizin özellikle de bu alandaki ihtisas alanınız olması hususundan daha önemli kıymetli hocam. Hocam Sağ ol. şamanizm nedir? Hangi dönemde etkisini göstermiştir? Şamanizmi bugün hala var mı inananlar? Şamanizmle ilgili olarak son yapılan tespit ve çalışmalar ki size ait olduğunu ben biliyorum. Daha geçenlerde Ahmet Taşer Hoca'nın da bir kitabı çıktı. Bununla ilgili profesör doktor. O da bizim ilerleyen haftalarda konumuz olacak. Çok güzel. Yani alanı genişletmeye çalışıyoruz kıymetli hocam. Hatta Evet. daha da inşallah ilerletebiliriz diyorum. Ben sözü size bırakmak istiyorum hocam. Sözün Tamamdır. özü sizsiniz. Buyurun kıymetli hocam. Tamamdır. Siz de fazla yormayalım. O Estağfurullah yüzden hocam. ben bol bol konuşacağım. Buyurun hocam. Şimdi terimden yola çıkmamız lazım. Şamanizm nedir, ne değildir? Biraz onun tarihçesini anlatmam gerekiyor ki yani şamanizmin ne olduğunu daha iyi anlayabilelim. Şimdi şamanizm, şamanlara inanılan inanç şeklinde bu terimi aslında tanımlayabiliriz. Batı kökenli bir terim tabii, Türkçe'ye sonradan girmiş, Batı üzerinden girmiş. Fakat şaman kelimesi de aslında Tunguzca dediğimiz bir dil ailesine mensup. Yani aslında dil ailesi demememiz lazım. Yani Tunguzca aslında Altay dillerinin kollarından bir tanesi. Bu nasıl ortaya çıkmış, nasıl yayılmış, bize nasıl gelmiş onu anlatmam lazım. Şimdi şaman dediğimiz kişiler din adamı diyebiliriz bunları. Yani aslında tırnak içerisinde söylüyorum, ilkel. Ama bu terimi tabii ki de ben kullanmıyorum, kullanmak da istemiyorum. Ama genel kabul böyle. İlkel diyebileceğimiz inançlardaki aslında din adamları için kullanılan terimler. Bu şaman dediğimiz karakterlerin işte bu dünyanın pek çok bölgesinde karşımıza çıkıyor bunlar farklı isimler altında. Çeşitli ortak özellikleri var. Bunların arasında bir kere transa girerek tanrılarla ve ruhlarla konuştuklarına inanılıyor bu kişilerin. Nasıl transa giriyorlar? İşte ya işte bir davul veya çeşitli müzik aletlerini belirli ritimlerle çalarak, belirli işte hareketleri tekrar bir şekilde yapmak, mesela dönerek kendi etraflarında veya bazen uyarıcı maddeler kullanarak, yani bu alkol olabilir, uyuşturucu maddeler, mesela şey gibi işte
Yani ota benzeyen şeyler bazen kullanıyoruz. Özellikle Orta Amerika'da falan görüyoruz. Ya mantar mesela Avrupa'daki eski inançlarda da sık sık var. Halüsinojen mantarların bazen kullanabildiğini görüyoruz. Çeşitli yöntemler var. Türkçe'de de zaten buna esrimek deniliyor. Esrimek aynı zamanda sarhoş olmak da demek, bir de ekstaz veya trans anlamına da geliyor. Şimdi bu şaman olarak tanımlanan kişiler bu şekilde transa giriyorlar, şey, tanrılarla, ruhlarla konuşuyorlar. Aynı zamanda geleceği görebileceklerine inanılıyor. Yani fal bakma özellikleri var. Yani bir falcılar var ama aynı zamanda şamanların da böyle özellikleri olduğunu görebiliyoruz. Bir de hastalıkları iyileştirmeleri çok önemli. Onların en önemli görevlerinden bir tanesi. Onu da tabii ya doğal yöntemlerle, böyle işte ot kök gibi şeylerle, yani doğal ilaçlarla diyebileceğimiz yöntemlerle yapıyorlar veya işte yine transa geçerek tanrılardan, ruhlardan yardım isteyerek. Bir de arındırıcı özellikleri var. Özellikle mesela bu elçi heyetleri falan geldiğimiz eski Türk ve Moğol devletlerinde görüyoruz. Gelen elçileri ve yanlarındaki hediyeleri de böyle ateşten arındırarak onları, işte kötü ruhları, cinleri falan kovduklarına inanılıyor. Böyle çeşitli görevleri var. Şimdi şaman terimi nasıl çıkmış, bize nasıl geçmiş diye bakacak olursak, dediğim gibi bu aslında Tunguzca. Eski Türkler Kam diyorlar şamanlara. Yani eski Türkçe'de de günümüzdeki pek çok Türk ülkesinde de kam veya ham olarak telaffuz ediliyor. Bazı günümüz çağdaş Sibirya'da konuştuk ülkelerinde başka terimlerde kullanılabiliyor. Mesela Sahaca veya Yapıkça dediğimiz, bu Sibirya'nın en kuzeydoğusunda konuşulan bir Türk dili veya lehçesi var. Onlar oyun diyorlar. Hatta iki farklı, bir udagan var, bir oyun var. Kadın ve erkek şamanlar için kullanılan farklı terimlerdir. Veya işte Moğollara baktığımızda, Moğollar Türk değil ama akraba bir topluluk sonuçta, genel kabulle baktığımızda. Onlar da mesela günümüze böğ diyorlar. O aslında eski Türkçeden geçme bir kelime. Bögüden geliyor. Bu da büyük kelimesiyle bağlantılı bir şey. Bir unvandır eski Türkçe'de, sıfatlı. Yani böyle akıllı, bilgili, biraz büyülerle uğraşan kişilere kullanılan bir isim. Eski Türkler kam diyor. Yani bununla ilgili elimize pek çok veri var. Günümüz Sibirya lehçelerinde de kam veya ham olarak telaffuz edilebiliyor. Bir de yine Çince'den geçen de başka terimler var Türkçe'de, eski Türkçe'de ve günümüz bazı lehçelerinde. Bakşi mesela bunlardan birisi. Aslında Çince Foşe'den geliyor. Yani tam olarak birebir Buda ustası gibi çevirebiliriz. Budist rahipler için kullanılan bir terim aslında. Ama eski Türkler ve Moğollar bunları aynı zamanda kendi din adamları için de yeri geldiğinde kullanmışlar. İşte bakşi, bahşi, baksı gibi şekillerde telaffuz edilebiliyor. Ama esas Türkçesi tamdır. Bunu özellikle vurguluyorum, bakın. Önemli yani bizim için. Şimdi bu şaman kelimesi tabii Türkçe dil dediğim gibi, ama Türkçe'ye akraba bir dilden gelmiş. Fakat biraz dolambaçlı bir hikayesi var Türkçe'ye gelene kadar. Şimdi biliyorsunuz Rus Çarlığı 16. yüzyıldan itibaren doğuya doğru genişlemeye başlıyor. İşte 1552 çok önemli bir tarih, hem Rus hem Türk tarihi bakımından. Kazan Hanlığı'nın düşüşü. Bu Moskova'nın doğusundaki Türk devletlerinden bir tanesi. Bugünkü Tataristan'ın da zaten başkenti aynı zamanda. Burası düştükten sonra Ruslar 100 yıl içerisinde bütün Sibirya'yı ele geçiriyorlar, askeri birlikler göndererek. Ve karşılarına da çok ciddi direniş gösterebilen kuvvetler çıkmıyor. Bir Sibir Hanlığı var, onu da ortadan kaldırınca zaten çok kısa bir süre içerisinde devasa bir coğrafyaya sahip oluyorlar. Ve zamanla da buralarda kendi misyonerlerini de gönderiyorlar tabii. Ardından bilim adamları da gitmeye başlıyor. Şimdi 19. yüzyıla geldiğimizde modern bilim yöntemleri batıda zaten artık yavaş yavaş oturmuş. Rusya da tabii buna eklemlenmiş durumda. Yani 18. yüzyıldan itibaren Rusya'da işte Bilimler Akademisi gibi çeşitli büyük kurumlar var. Yani çok önemli çalışmalara hala günümüzde de imza atan. Bunlar da Batı bilimini tabii, metodolojisini takip ediyorlar ve başarılı da bu konuda. Yani günümüze de öyleler hala. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren bilim adamlarını göndermeye başlıyorlar Sibirya'ya. Sibirya'da o sıralarda çeşitli Türk boyları yaşıyor. Küçük topluluklar bunlar, nüfusları az, günümüzde de öyle. Onun dışında yine Türklerle akraba olan Moğol halkları var çeşitli. Tunguz halkları var. Bir de Paleo Sibiriler denilen veya Paleo Sibiryalılar denilen başka hiç kimseyle fazla bir akrabalıkları olmayan izole gruplar da var. Yani Sibirya etnik bakımdan çok karışık bir bölge. Bu Rus bilim adamlarının bazıları Türkologlar. Mesela bunların arasında Radloff çok önemli. Wilhelm Radloff. Birazdan tekrardan değineceğim zaten kendisine. Şimdi mesela Verbitski var, yine Türkologlar. Bunların bir kısmı dil bilimci. Yani doğrudan doğruya o bölgelerde konuşulan Türk lehçelerini, ağızlarını
incelemek için gidiyorlar. Doğa bilimciler bazen olabiliyor, etnologlar, halk bilimciler var. O bölgelerdeki işte kültürleri, yaşam tarzlarını inceliyorlar. Bunların da özellikle mesela Radloff ve ona benzer Rus bilim adamları da bu Sibirya'da yaşayan toplulukları, Türkler ve diğerleri arasında uzun yıllar yaşıyorlar. Tabii misyonerler de var bu arada. Ortodoksluğu o bölgede yaymak amacıyla giden, o bölgelerde konuşulan dille lehçeleri de öğrenen şeyler. Mesela Radloff da aslında din adamı kökenli fakat sonradan Türkolog oluyor. Yani bu bölgelerde konuşulan bütün Türk lehçelerine hakim. Çok 19. yüzyılda yaşamış değerli bir, önemli bir bilim adamı kendisi. Şimdi Radloff ve diğer Rus bilim adamları Sibirya'da dolaşırken işte çalışmalarını yaparlarken Tunguz halklarından şaman diye bir kelime alıyorlar. Bu şaman kelimesinin etimolojisi çok tartışmalı. İki ana görüş var. Bunlardan bir tanesi hakiki bir Tunguz kelimesi olduğuna dair. Bir ikinci görüşte o daha yaygın. Aslında Tunguzca'ya da başka dillerden, Çince'den geçtiğini, Çince'ye de aslında Sanskrit dilinden geçtiğine ilişkin. Çünkü Sanskrit dilinde ki bu Hindistan'da konuşulur, Budizmin de kutsal dilidir aynı zamanda. Şaraman adında şeklinde bir kelime var. Şramana gezgin rahipler, Budist rahipler için kullanılan bir terim. Bu Çince'ye Şaman diye geçiyor. Bu muhtemelen de Tunguzlar bunlardan almış olabilir deniliyor. Bazı Hint lehçelerinde, İran dillerinde Samana olarak da geçiyor bu kelime. Neyse çok da dağıtmayalım, yani konuyu karıştırmayalım ama kelimenin etimolojisi tartışmalı. Yani bugün de hala Tunguz dili uzmanları da çok karar veremiyorlar. Bu Tunguzlar kim diye de soracak olursanız çok kısaca anlatalım. Şimdi Sibirya'nın orta kesimlerinde ve güney kesimlerinde daha ziyade Türk boyları yaşıyor. İşte Altay Türkleri, Hakaslar, Tuvalar, biraz daha kuzeyde de işte Dolganlar, Yakutlar yani Sahalar gibi çeşitli topluluklar var. Bunların biraz doğusunda Baykal Gölü'nün doğusundan itibaren Buryatlar ve onların da aşağısında başka Moğol halkları var. Buryatlar da bir Moğol halkı. Bir de günümüzdeki gün aşağıya Moğolistan'a indiğimizde de ağırlıklı Moğol topluluklarının yaşadıklarını görüyoruz. Moğolların da daha doğusunda Sibirya'nın en doğu bölgelerinde yani Pasifik Okyanusu'na yakın yerlerde bir de Mançurya'da yani günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde de Tunguz halkları var. Zaten Türkçe, Moğolca ve Tunguzca Altay dil ailesinin üç ana kolu kabul ediliyor. Tabii Altay dil ailesi var mıdır yok mudur o bambaşka bir tartışma konusu. Hiç girmeyelim oraya. Zaten bizi de çok ilgilendirmiyor. Bu Tunguzlar yani en doğudaki eğer Altay dil ailesi gerçekten varsa en doğuda konuşulan diller bunlar. Akraba oldukları genellikle düşünülüyor. Tartışmaya açık tabii. Bu Tunguzlar daha ziyade avcılık, balıkçılıkla, biraz kısmen tarımla uğraşan çeşitli topluluklar. Bunların arasında da en ünlüleri Mançular bu arada. Çünkü Mançular 1644'te Çin'i ele geçiriyorlar ve orada Qing adında bir hanedan kuruyorlar. 1911 yılına kadar da yani Çin'de cumhuriyet ilan edilene kadar da Mançular yönetiyorlar Çin'i. O yüzden genellikle Mançu-Tunguz dilleri olarak da isimlendiriliyor. Ama Mançular aslında Tunguzlardan bir grup sadece. Onların dışında da bir sürü topluluklar var. Küçük küçük. Bunların nüfusları günümüzde çok az. Yani hatta çoğu Tunguz dil ve lehçesi de aslında tehlike altında onu söyleyebiliriz. Şimdi bu Rus bilim adamları 19. yüzyılda Tunguzca'dan şaman kelimesini alıyorlar ve Sibirya'da yaşayan bütün halkların din adamları için bu kelimeyi kullanmaya başlıyorlar. Yani henüz Hristiyanlığı, Budizmi veya İslamiyet'i benimsememiş Sibirya'da yaşayan yerli inançlarını sürdüren kişilere şamanist demeye başlıyorlar. Yani şamanlara uyan, şamanları takip eden anlamında. Ve Rus literatürüne 19. yüzyılın sonlarında artık iyice yerleşiyor. 20. yüzyılda Batı literatüründe Rusya üzerinden alıyor bunu, Rusça üzerinden. Aslında 20. yüzyılın ilk yarısında daha ziyade Orta Asya ve Sibirya'daki toplulukların inançlarını tanımlamak için kullanılıyor. Ancak İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Batı literatüründe kelimenin genişlemeye uğradığını görüyoruz. Burada çok önemli bir figür var. Mircea Eliade adında Roman kendisi dinler tarihi uzmanı. Hem şamanizm hem de diğer pek çok din ve inanç konusunda da önemli çalışmaları var. Yani ünlü bir kişi. Hatta onda şamanizmle alakalı çok ünlü bir kitabı var. Bu kitabında Mircea Eliade şamanizm terimini genişletiyor ve bütün dünyayı yayıyor. Aslında kurumsallaşmamış ve şamana benzeyen bütün kutsal kişiler, rahip benzeri karakterleri barındıran bütün inançları şamanizm çatısı altında topluyor Eliade. Günümüzde de daha ziyade Eliade'nin tanımı
kabul ediliyor ve bu bağlamda da kullanılıyor. Yani artık sadece orta asya ve Sibirya toplulukları için değil, mesela Çin'in yerli halk inanışları da, o işte Kızılderili olarak dediğimiz Amerikan yerlilerinin inançları veya Avustralya'da, işte Okyanusya'da veya Afrika'daki çeşitli toplumların veya Avrupa'nın eski dönemlerinde Finugor topluluklarında inançlarının tamamı artık şamanizm olarak isimlendiriliyor. Bu teknik bir terim aslında. Yani böyle trans yoluyla tanrılarla ve ruhlarla iletişime geçen, onlara işte dua eden, onlardan iyilik isteyen, hastaları bu şekilde iyileştirdiğine inanılan kişilerin saygı gördüğü, din adamı olarak kabul gördüğü bütün inançlar günümüzde şamanizm olarak isimlendiriliyor. Yani bu artık bir inanç tipinin ismi olmuş. Yani spesifik bir din belirtmiyor. Yani her topluluğun kendine özgü şamanist inançları var diyebiliriz. Ya yani bu genel kabul bu arada. Bir tartışmaya da açık, onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de tabii özellikle eski Türk inançları şamanist midir değil midir çok tartışılıyor. Genellikle de kabul edilmiyor işte, özellikle belirli görüşlere mensup bilim adamları tarafından. Yani 1960'lı 70'li yıllardan itibaren bu tartışmalar var. Şimdi günümüz Sibirya'daki şamanist Türkler inançlarına bakıp da Türkler şamanist değillerdir, olmamışlardır diye yorumlayanlar var. Ben katılmıyorum. Ama şu da var, yani şamanizm terimini kullanıp kullanmamak aslında biraz tercih meselesi. Ben bazen kullanıyorum, bazen başka terimler de kullanıyorum. Yani bunlar Batı'da da tartışılıyor çünkü. Sadece bize özgü değil. Daha çok yakın zamanlarda ben birkaç çalışmaya da tekrar böyle okurken denk geldim. Batı'da, Amerika'da yapılmış özellikle. Mesela bunun çok genelleyici bir isim olduğunu, bunun yerine mesela yerli dinler, yerli inançlar gibi terimlerin kullanılması gerektiğini düşünen araştırmacılar da var. Türkologlar, Mongolistler, yani Moğol uzmanları, Türk uzmanları arasında da bu tartışmalar var. Yani isterseniz siz Türk şamanizmi diyebilirsiniz, eski Türk şamanizmi diyebilirsiniz, ya eski Türk dini diyebilirsiniz veya eski Türk inançları diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben hepsini de yeri geldiğinde bağlamına göre kullanıyorum. Şimdi şamanizm dediğim gibi artık genel geçer bir terim olmuş. Ben bunu biraz mesela tek tanrıcılık veya paganizm gibi bir terim olarak aslında kullanıyorum ki genel kabulde böyle. Şimdi mesela paganizm çok benziyor aslında tartışmalar bağlamında bu konuda. Şimdi paganizm terimi Roma İmparatorluğu'nda çıkmış, sonradan Orta Çağ'da daha yaygınlaşmış bir terim. Nedir paganizm? Bu aslında Hristiyanların çıkardıkları bir terim. Köylü demek tam olarak, yani köylü inançları anlamına geliyor. Hristiyanlar Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan ve tek tanrılı olmayan bütün inançlara pagan demeye başlıyorlar. Paganist, yani köylü, aslında biraz cahil anlamına geliyor burada. Yani bu Romalıların kendi işte taptıkları tanrılar var biliyorsunuz, 12 Olimpos tanrısı Yunanlardan aldıkları. Onlar da dahil eski Mısır inançları var. Germenlerin mesela daha kuzeyde yaşayan veya Slavların inançları da bunların içerisine giriyor. Tamamına bunlar pagan diyorlar. Günümüz literatüründe de paganizm denildiğinde Musevilik ve Hristiyanlık, bir de işte belki Mitraizm, Zerdüşt gibi dinleri de katabiliriz. Bunların dışındaki özellikle Avrupa'daki eski çok tanrılı dinlerin tamamı için kullanıldığını görüyoruz ama bunların hepsi de farklı inançlar. Mesela Germenlerin kendilerine özgü bir dinleri var. Germen paganizm. Bu çok popüler. Özellikle bu Vikingler dizisinde işte Odin, Thor vesaire gibi tanrılarla çok popüler oldu artık günümüzde. Bu eski Germen paganizminin bir uzantısıdır. İşte Vikinglerin veya İskandinav Germenlerinin inançları. Onun dışında Slav halklarının kendi pagan inançları var. İşte eski Keltlerin var. Yine antik Yunan, Roma dinleri de pagan inançlar. Paganizm bunlar için kullanılan bir çatı isim. Şamanizm de benzer şekilde kullanılıyor bir çatı isim olarak. O yüzden de aslında her topluluğun kendine özgü bir şamanizmi var diyebiliriz. Ama dersiniz ki ya ben şamanizmi kullanmak istemiyorum. Tercih meselesi, isterseniz kullanmazsınız. Hani eski Türk inançları veya eski Türk dini de diyebilirsiniz. Şimdi eski Türklerde bir şaman tipinin olduğunu biliyoruz ve özellikle bu şaman tiplerin aslında geçmişi çok eskiye dayanıyor. Bu konuyla ilgili de izleyicilerimize de sizlere de kitap önerebilirim. Sergen Çirkin adında din tarihten bir meslektaşımız var. Kendisiyle de yakınızdır. Onun Güney Sibirya Şamanizmi, yanlış hatırlamıyorsam eğer başlığını, yanlış da söylüyor olabilirim ama yani Google'a veya kitapçılara girin bakın, zaten Sergen Çirkin diye aratın çıkacaktır. Bunun tarih öncesi dönemlerde bir kökenlerini inceliyor. Yaklaşık 30 bin 40 bin yıllık bir geçmişi var. Bunlar aslında animizm denilen bir inançtan türemiş anladığımız kadarıyla. Animizm de Türkçe karşılığı canlıcılık diye çevirebiliriz.
Dünyadaki bütün varlıkların birer ruha sahip olduğuna inanılan ilkel, tırnak içerisinde ilkel bir inanç türü animizm. Bu da yine çok yaygın. Bütün dünyadaki kültürlerde özellikle yani çok aşırı gelişmemiş, daha basit kalmış kültürlerde de karşımıza çıkan bir inanç türüdür. Eski Türk inancı da animisttir bu arada. Yani sadece büyük bir yaratıcı tanrıya değil, aynı zamanda onun dışında başka özellikle doğayla alakalı kültler de var, inançlar var. Tanrılara, ruhlara da inanıyorlar. Zaten geleceğiz bu konulara az sonra. Şimdi animizm yavaş yavaş yani bunlar insanlığın en eski inançları arasında animizm. Yani bir şuura sahip olduktan sonra yavaş yavaş çevrelerindeki her canlı veya cansız bütün maddelerin birer ruha sahip olduğuna inanmaya başlamış insanlar. Yani biz tabii taş çağından bahsediyoruz. Yani Neolitik'ten bile önce taş çağlarında daha henüz avcı toplayıcı olarak insanların yaşadığı, tarımın, hayvancılığın henüz olmadığı dönemler çevrelerindeki her şeyi kutsal görmeye başlamışlar, kutsallık atfetmişler. Ha, tabii korku da var yeri geldiğinde açıklayamadıkları şeyleri kutsallık atfediyorlar. Aslında zaten inançlar da bu şekilde çıkmış bu yani ilk inançlar diyelim biz bunlara. İlkel demeyelim de çünkü o terimi ben sevmiyorum. Yani böyle biraz kolonyalist bir şey kınısı var ama ilk inanç diyebiliriz. İlk inançlar böyle çıkıyor. Sonra işte yaklaşık bundan arkeolojik verilere göre yani kaya resimlerinde bazı arkeolojik buluntulara göre Sibirya bölgesinde de bundan 30 bin 40 bin yıl önce yavaş yavaş şaman karakterleri çıkıyor. Yani böyle daha farklı giyinen işte mesela hayvanlara benzeyen kıyafetler giyen veya işte kadın kıyafetleri giyen davullar gibi çeşitli aletler kullanan böyle işte trans yapan, ritüeller yapan, törenler yapan çeşitli karakterler çıkmaya başladığını görüyoruz. Eski Türklerin inançları da zaten bundan sonra da evrilmiş. Şimdi eski Türk inançlarına da baktığımızda evet zaten kamlar var. Yani şamanlar var. Kam diyor Türkler buna. Biz bununla ilgili ta Avrupa Hunlarından işte Yenisey Kırgızlarından itibaren görüyoruz. Kaşgarlı Mahmut da zaten kam terimini veriyor. Yani bunlar işte din adamıdır, büyücüdür gibi açıklıyor. Çeşitli başka terimler de var tabii benzer konular için kullanılan. İşte fal bakan veya işte yada taşı kullanarak yağmur kar yağdıranlar var yadacı denilen veya işte fal bakanları falada ırk deniyor falan gibi. Şimdi eski Türk inançları da dediğim gibi doğayla iç içeler ve aslında animizmden evrilmiş diyebiliriz. Fakat zamanla gökle alakalı inanışlar ön plana çıkıyor ve bu aslında baş kült haline geliyor. Eski Türkler gökyüzüne Tengri diyorlar. Bu aynı zamanda fiziksel gökyüzü de demek. Fakat belirli bir dönemden itibaren tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz ama benim kendi görüşüm Göktürk döneminde yani 6. 7. 8. yüzyıllarda muhtemelen olmuş. Gökyüzünü de aynı yeryüzüyle beraber yaratan daha ulu bir varlığa inanmaya başlıyorlar. Ama bu hala tartışmaya açık, onu da söyleyeyim. Yani bu evrimin daha önce yaşandığını düşünenler de var, daha sonra yaşandığını da. Biraz yoruma açık. Çünkü dediğim gibi elimizdeki bilgiler de kırıntı halinde. Yani biz mesela bir İslamiyet'i bir Budizmi, bir Hristiyanlığı, Museviliği çok iyi biliyoruz. Çünkü elimizde bir sürü metin var. Yani bunların kutsal metinleri var. Şimdi eski Türklerin ve benzer halkların inanışlarının böyle kutsal metinleri yok. Yani ihtiyaç duymamışlar yazmaya. Bunlar daha ziyade zaten halk inanışları şeklinde. Şimdi bu Tengri zaten baş tanrı diyebiliriz. Yani biz Asya Hunlarından itibaren görüyoruz. Daha önceye de muhtemelen gidiyor. Hatta Çin'e de ben yeni düşünüyorum. O da ayrı bir tartışma konusu ama Çin'de de mesela Tian denen bir varlık var. Bizdeki Tengri'ye de çok benziyor. Hem gökyüzü hem tanrı anlamına geliyor. Yaratıcı tanrı anlamına geliyor. Fakat Göktürklerden itibaren de zaten Türkçe metinlerde de rahatlıkla takip edebiliyoruz. Uygurlardan kalma yine yazıtlarda ve sonraki dönem çeşitli eski ve orta Türkçe'ye ait metinlerde de çok görüyoruz. En önemli özelliği Tengri'nin yaratıcı olması. Çünkü yaratma gücünün diğer varlıklarda olduğuna inanmıyorlar. Tabii günümüzde daha farklı. Bu Sibirya'daki şamanist inançlar çok değişim geçirmiş. Onlarda yaratma gücünün başka varlıklarda da olduğunu görüyoruz. Ama eski Türklerde, yani bundan 1000 yıl önce, 2000 yıl önce yaşamış Türklerde Tengri'nin yaratıcı olduğuna inanılıyor. Onun dışında Umay denilen bir tanrıça var karşımıza çıkan. Daha ziyade kadınları, çocukları koruduğuna inanılıyor. Bir de doğayla ilgili inanışlar çok güçlü. Bunların çoğunun da bu kutsal varlıkların veya tanrıların isimleri yok büyük çoğunluğunun. Daha ziyade işte sudur, işte ağaç, dağ, her neyse o şekilde yani kendi taşıdığı isimle anılıyor bunlar. Ayrıca mesela bir Yunan çok tanrıcılığında veya Yunan paganizmindeki gibi mesela bilmem ne tanrısı işte mesela savaş tanrısı Ares veya tanrıların tanrısı Zeus.
veya işte güzellik tanrıçası Afrodit. Bu tip isimlendirmeler eski Türklerde fazla karşımıza çıkmıyor. Muhtemelen gerek görmemişler. Ama doğadaki varlıkları kutsal görüyorlar ve bunları da Ubu Pirsub adıyla bir çatı altında topluyor eski Türkler. Bu Göktürk döneminden itibaren gördüğümüz bir isim. Kutsal yer su anlamına geliyor Ubu Pirsub. Bütün işte yeryüzü, işte göller, ırmaklar, su kaynakları, belki ağaçlar, ormanların, işte dağları, mağaraları da kapsayan geniş bir kült bu. Yani doğa inancının aslında animizmin devamı diyebiliriz bunlara. Bunların da koruyucu ve cezalandırıcı güçlerin olduğuna inanılıyor. Tengri de aynı şekilde, o da hem koruyucu hem cezalandırıcı bir varlık. Aynı zamanda Türk devletlerinin başına hükümdarları da biliyorsunuz Tengri atıyor, kut veriyor onlara, kut inancı dahilinde. Hükümdarlar da, kağanlar da zaten Tengri'den kut alarak meşruiyetlerini sağlıyorlar. Eğer zaten başarılı hükümdarlar olamazlarsa Tengri'nin o kutu geri aldığına inanılıyor. Ondan sonra da hükümdarlar ya devrilebiliyor ya hayatlarını kaybedebiliyorlar. Yani hükümdarlıklarını yitiriyorlar. Bunun dışında mesela gökyüzü cisimleri de çok kutsal kabul ediliyor Türkler tarafından. İşte ay, yıldız, güneş gibi. Hatta bizim bayrağımızdaki ay yıldız motifi bile bence oradan geliyor. Yani İslamiyet'ten daha ziyade aslında İslam öncesi Türk inanışlarından gelen bir şey. Çünkü Türklerin bu varlıkları kutsal kabul ettiğini biz biliyoruz. Yani hem arkeolojik olarak hem çeşitli yazılı kaynaklarda da böyle bilgiler var elimizde. Bunun dışında ateş çok kutsal yine Türkler bakımından, açısından. Çünkü yani bütün hayatlarını ateş sayesinde sürdürüyorlar. Onunla ısınıyorlar, yemeklerini onunla pişiriyorlar. Vahşi hayvanlardan kendilerini onunla koruyorlar. O yüzden kutsal görülüyor. Bir de ailenin de sembolü görülüyor işte ocak, ateş. Zaten günümüz hala Anadolu'da da olsun, Türkistan'da da olsun pek çok Türk topluluğunda ateş ve ocak ailenin sembolü kabul ediliyor. Bu tabii Zerdüştçülükten gelen bir etki olduğunu düşünenler de var ama ben çok öyle düşünmüyorum. Onların dışında daha bir sürü farklı tanrılar, kutsal varlıklar var. Mesela yol tanrıları bazen görüyoruz. Mevsim tanrıları bazen karşımıza çıkıyor. Savaş tanrısı figürü var mesela. Bazı Türk ve diğer Bozkır topluluklarında da görebiliyoruz. İşte demir kılıçla sembolize edilen. İşte bazı hayvanlar kutsal kabul ediliyor. Kurt gibi mesela. Bazen ata figür, bazen koruyucu veya yol gösterici bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Yine geyik veya işte bazen çeşitli yırtıcı kuşlar veya onun dışında da başka hayvanlar da kutsal kabul ediliyor. Böyle bir sürü inançtan oluşuyor. İşte dağlar ve mağaralar da çok önemli. Bazı Türk toplulukları mesela atalarının mağaralardan çıktığına inanıyorlar. Tapkaçlar da öyle, Göktürkler de yine görüyoruz. Kırgızlar da veya daha geç tarihlerde mesela Kıpçaklarda falan da benzer inançlar var. Onun dışında yani zaten atalar kültü çok önemli. Ki şöyle söyleyeyim size. Aslında eski Türk inanışları zaten İbrahim Kafesoğlu gibi eski nesil bizim rahmetli hocalarımız tarafından üç ana grup halinde inceleniyor. Birisi Tengri veya Gök Tanrı kültü. Öbürü doğa varlıkları ki bu Idu Kirsup dediklerimiz. Bir de atalar kültü olarak. Yani bu işte Umay veya diğer gruplar da zaten genelde doğa kültlerinin bir parçası kabul ediliyor. Bir de atalar kültü Türklerde çok çok önemli. Bunu özellikle vurgulamam lazım. Çünkü günümüzde de hala bununla ilgili inanışlar var. Diğer kültlerden de inanışlar devam ediyor ama özellikle ölümle ilgili inanışların çok güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Eski Türkler insan ruhunun ölümsüz olduğuna inanıyorlar. Yani öldükten sonra da ruhun yaşamaya devam ettiğine inanıyorlar. Tabii ayrıntılara çok vakıf değiliz. Cennet ve cehennem kavramları eski Türklerde Uygur döneminden itibaren karşımıza çıkıyor. Ben bunu özellikle de vurguluyorum yine. Yani bir Hun döneminde, Tapkaç veya Göktürk döneminde henüz cennet, cehennem gibi kavramlar yok. Eski Türkçe'de var bu kavramlar için kullanılan kelimeler, uçmak ve tamu şeklinde. Fakat bunlar Türkçe kökenli değil. Soğutça dediğimiz bir İranî dilden geçmiş ve Uygur döneminden önce de hiçbir Türkçe metinde de bunlarla karşılaşmıyoruz. Muhtemelen Hint ve İran dinlerinin etkisiyle Türklere sonradan giren bir şey. Ama ölümden sonra da hayatın devam ettiğine inanıyorlar. O ruhların bir şekilde var olduklarına. Ama bunlar gökyüzünde midir? Ya da yerin altında mıdır? Veya dünyada kendi, bizim aramızda mıdır? Yoksa belki paralel evren gibi bir yerde midir? O konuda bir bilgimiz yok ama ölümden sonra yaşamın devam ettiğine inandıkları için de ölülerine eşyalarıyla birlikte gömüyorlar. Bazen işte atlarını kurban edebiliyorlar. Özellikle böyle kağanlar, beyler, önde gelen kişiler için. Çok nadir de olsa bazen insan kurbanı bile görebiliyoruz. Özellikle savaş esirlerini bazen birkaç tanesini kurban edip öteki tarafta hizmet etsin diye yapabiliyorlar. Yani bu da yine çok tartışılan bir konu ama
Ben Türklerin de yani az da olsa bir insan kurbanlığı uyguladıklarını düşünüyorum. Çünkü çok veri var bununla alakalı tarihi kaynaklarda. Ama çok takılmamak lazım bu tip şeylere. Eşyalarını falan görüyorlar ve bu ölmüş kişilerin ruhlarında kendi soylarından gelen kişileri koruyup kolladıklarına inanıyorlar. Bundan dolayı da onlara saygı gösteriyorlar. İşte bazen mezarlarına hediyeler bırakıyorlar cenaze törenlerinde veya mesela bazen atalarının çıktıkları özellikle mağaralarda, Göktürklerde, Takkaşlarda çok görüyoruz bunu. Dini törenler düzenliyorlar falan. Şimdi bu dini törenler de tabii Türklerde tapınak nadiren de olsa bazen karşımıza çıkıyor ama zaten gördüğünüz üzere hep şeylerle iç içe, doğayla iç içe inanışları olduğu için yani öyle çok kurumsal tapınaklar yapmak ihtiyacı genellikle hissetmemişler. Bazen var ama ara ara görüyoruz. Özellikle atalar kültüyle bağlantılı, özellikle Göktürk döneminde bazı tapınakların varlığı var. Günümüze de hem ulaşmış, hem yazılı kaynaklarda da bunlardan bahsediliyor. Tartışmaya açık bir konu ama ekseriyette çok tapınak yapma ihtiyacı duymamışlar, onu söyleyebilirim. Tapınmalarını genellikle doğada yaptıklarını görüyoruz. Bazı kutsal görülen dağ tepeleri var ki Anadolu'da da hala yaşıyor bu inançlar. Bazen su ırmaklarında, su kenarlarında, ırmak kenarlarında da böyle büyük dini ayinler yaptıklarını görüyoruz. Bazen kutsal görülen ormanlarda olabiliyor. Bazen dediğim gibi atalarının çıktıklarına inanılan mağaralarda da bu tip şeyler var. Yani yeryüzüyle ilgili inançlar falan da tabii çok güçlü, onu da söyleyelim. Bir de ilginç bir durum var. Türkler tengi kelimesini biraz esnek kullanıyorlar. Yani bizim bugünkü din anlayışımıza biraz tabii ters. Yani bizim bunu algılayan yani kavramamız, algılamamız biraz zor olabiliyor. Şimdi zaten aslında orijinal anlamı fiziksel gökyüzü. Yani bir kutsallık barındırmadığından emin değiliz. Muhtemelen çevreyen, kuşatan gibi bir anlama sahip olduğu tahmin ediliyor. Fakat sonradan işte bir yaratıcı tanrıya yavaş yavaş evrilmiş. Fakat mesela Kaşgarlı Mahmut bize şöyle bir bilgi veriyor. Tengri kelimesinin üç ayrı anlamı vardır diyor. Birisi zaten az önce dediğim gibi yaratıcı tanrı hani Allah'ın karşılığı olarak kullanırlar diyor. Fiziksel gökyüzü için bir de gözlerine büyük gözüken bütün varlıkları da tengri derler diyor. Şimdi büyük bir ağaç, büyük bir dağ veya işte kutsal gördükleri kişileri de yani Kaşgarlı demiyor ama biz başka örneklerden de biliyoruz. Yani aslında böyle büyük, yüce, ulvi gibi bir ulu gibi bir anlama da kavuşmuş. Eski Türk yazıtlarına baktığımızda da Tengri'nin birden fazla anlamda kullanıldığını görebiliyoruz. Yani günümüze göre daha esnekler. Çok katı kurallara sahip değiller. Ve şunu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Eski Türk inanışları zaten kurumsal bir din değil. Evet yani eski Türk dini diyebiliriz ama din dediğimizde bir İslamiyet gibi bir Hristiyanlık veya Budizm veya Musevilik gibi yani artık kuralları oturmuş, kutsal metinleri olan ruhban sınıfı oluşmuş bir din aklımıza gelmesin. Boydan boya ve topluluktan topluluğa ve bölgeden bölgeye veya dönemden döneme eski Türk inanışları değişiklik gösterebiliyor. Tabii program başında da değindiğim üzere pek çok farklı bölgeye yayılıyor Türkler. Yani Çin sınırlarından başlayıp Avrupa içlerine kadar gidiyorlar. Orta Doğu'ya gidenler var, Hindistan'a kadar sokulanlar var. Ve pek çok farklı kültürle de tabii iletişim halindeler ve farklı dinlerden de etkileniyorlar. Bazen kendileri de etkileyebiliyor ama kendilerini de etkilendiklerini görüyoruz. Bazen bu yabancı dinleri benimseyebiliyorlar da benimsemeseler bile onlardan etkilenmeler olabiliyor. Yani pek çok örnek var. Uzatmamak için onları şimdi girmiyorum ama isteyenler hani internetten veya kitaplardan, araştırmalardan, makalelerden edinebilirler bu bilgileri. Hocam Bundan aslında dolayı değil de böyle bir inanç bütünü olarak aslında düşünmek eski Türk inançlarını daha doğru olur diyorum. İşte şaman dediğimiz figür de eski Türk inanışlarında tabii var ama bu bir ruhban sınıfı gibi pek değil. Yani toplumda zaten çok yüksek bir konuma sahip değiller şamanlar veya kamlar diyelim işte, Türkler üzerinde konuşursak. Hatta zaman zaman da hükümdarlarla, kağanlarla böyle bir güç mücadelesine girebildiklerini görüyoruz. Türkiye Moğol tarihinde farklı dönemlerde örnekler var. Bazı Türk efsaneleri mitolojisine de yansımış. Yani şamanizmi bu şekilde aslında tanımlayabiliriz. Eski Türk inançları bağlamında söyleyebiliriz diyoruz. Şimdi günümüzde durum nasıl diye soracak olursanız da şimdi Türklerin büyük çoğunluğu tabii İslamiyet'i benimsiyorlar. 10. yüzyıldan itibaren işte Oğuzlar, Kanlıklar gibi topluluklar. Sonradan işte Uygurlar, Kıpçakların da Müslüman olmalarıyla beraber Türk dünyasının ekseriyeti aslında artık 15. 16. yüzyıldan itibaren Müslüman oluyor. Hristiyanlığı
daha önce benimseyen Türk toplulukları var ama bunlar Avrupa'da çoğunluğu eriyip gidiyorlar yerli nüfusun arasında. Musevili benimseyen de çok küçük gruplar var. Manieizm çok az yayılmış zaten o da eriyip gidiyor. İşte Zerdüştçülük, Hinduizm, Taoizm gibi bazı Konfüçyüizm gibi bazı inançları çok nadiren de olsa benimsemiş ama en Türklerin benimsedikleri 3 tane din var tarihte. En yüksek miktarda İslamiyet, ardından Hristiyanlık, üçüncüsü de Budizm. Budizm ta Hun döneminden itibaren Türklerin az çok içi dışlı oldukları bir inanç. Sonradan da daha da yayılıyor. Uygurlarda ve sonra da Sibirya'daki bazı topluluklarda görüyoruz. Şimdi 16. yüzyıldan itibaren artık dediğim gibi Türklerin çoğunluğu Müslüman olmuş. Bir kısmı Budist oluyor. Yahut eskiden Budist olanların da bir kısmı Müslüman olmuş ama 16. yüzyıldan sonra da Budizm'e benimseyen bazı Türk toplulukları var. Bir de onlar benimsemesi de onlardan etkilenen boylar da var. Bir de Hristiyanlık özellikle Rus Çarlığı döneminde yayılıyor. Yani tabii yüzeysel benimsiyorlar. İşte Altay, Hakasya, Yakut, Saha Türkleri gibi Tuvalar. Pek yok Tuvalarda da. Onlar çünkü daha ağırlıklı Budist diyebiliriz. Şimdi böyle bir durum var. Bir de dediğim gibi bu şeyleri benimsemeyen, bu dinleri tam olarak benimsemeyen gruplar da oluyor. Veya Budizmi benimsiyor veya Hristiyan da benimsiyor ancak eski inanışını da sürdürüyor. Yani gidiyor şamana görünüyor yine köyünde yaşayan veya artık köyde değilse göçebe yaşıyorsa. Böyle bir çift dinlilik durumu da var. Mesela Moğollarda da aynısını görüyoruz. Hem Budist hem Şamanist olabiliyorlar. Yani adam Budist ama gidiyor şaman ayinde yaptırabiliyor. Para veriyor 3-5 işte kendi para biriminden falan. Öyle durumlarda karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu günümüzde şamanist olarak tanımlanan Türk topluluklarında dediğim gibi zaten ya yarı Hristiyanlaşmış ama tam benimsememişler veya bu dinlerin hiçbirisini benimsemeyip de eski inançlarını sürdürenler var. Ama bu özellikle son birkaç yüzyıldır karşımıza çıkan ve Rusların zaten görüp de şamanizm olarak isimlendirdikleri inançlarda çok yoğun miktarda yabancı din ve kültürlerin etkileri var. Hristiyanlık çok etkin bu bölgede 17. yüzyıldan itibaren çünkü Hristiyan misyonerlerin yoğun bir faaliyeti var. Bir de Budizm de çok etkili. Zaten onun öncesinde bir Maniheizm Uygur döneminde biraz Sibirya'daki yaşayan Türk boylar arasına girmeye başlamış. Mesela Maniheizm denilince bizim aklımıza genelde Uygurlar geliyor haklı olarak. Çünkü Uygur Kağanı'nın resmi dini oluyor 760'lardan sonra. Sonradan da zaten Uygurların çoğu Budizm'e geçiyor. O da başka bir hikaye. Sonradan da Müslümanlaşıyorlar bu arada. Fakat Yenisey bölgesinde yaşayan Kırgızların arasında biraz bir maniheist etkilerin olduğunu biz şimdi arkeolojik verilerden anlıyoruz. Budizm tabii daha yaygın. Özellikle 16. 17. yüzyıldan itibaren Tibet üzerinden gelen Lamaist Budizm tabii bu arada yayılıyor. Çünkü Budizm'in de farklı mezhepleri var. Onu da belirteyim bu arada. İşte bu dinlerinde şeyler var. Mesela özellikle Altay bölgesinde falan şamanizm hala çok güçlü ama anlatılarına bakıyoruz. Mesela Radloff ve Verbitski gibi Rus Türkologların derledikleri işte çeşitli destanlar var. Altay bölgesinde veya Hakasya'da veya Tuva'da veya diğer Türk toplulukları arasında. Bunlara baktığımızda özellikle mesela Altay yaratılış destanı çok ünlüdür. Bayağı da uzun bir metin bu. Dünyanın yaratılışı anlatılır. Aslında Hristiyanlıkta anlatılan, İncil'de anlatılan hikayenin biraz Türkleşmiş hali diyebiliriz. Biraz da böyle Budizm'den etkiler var. Çünkü işte yaratıcı bir tanrı, sonra ilk insanı yaratması, onun şeytana dönüşmesi, her yerin suyla kaplı olması, sonradan işte kara yaratıp dünyayı yaratması, insanları yaratması, sonra insanların o şeytanın tarafından akılların çelinmesi, tekrardan insanların yaratılması gibi hikayeler var. Ve bunlarla şeytanla ve kötülükle mücadele eden bir de iyi karakterler var. Yine tanrıların görevlendirdiği. Onlara bakıyoruz mesela Sanskrit isimler taşıyorlar. Budist etkilerin bariz olduğunu görüyoruz. Yani evet Budist değiller, Hristiyan da değiller ama bir şekilde misyonerlerin yani hem Hristiyan hem Budist misyonerlerin anlattıkları hikayeleri bir yerlerden duymuşlar ve kendi inançlarıyla birleştirmişler. Böyle yorumlayıp bir sentez yaratmışlar aslında. Günümüzdeki şamanist olarak isimlendirilen toplulukların inançları aslında bu şekilde. Bazı meslektaşlarımız tabii tarihçilerde pek karşımıza çıkmıyor ama halk bilimi, halk edebiyatı veya sosyoloji çalışan bazı meslektaşlarımız var şamanizm üzerine. Bazen önemli yöntem hataları yaptıklarını da görüyoruz. Biraz eleştiride yapmamız lazım, bunları tartışmamız lazım. Yani günümüzdeki yaşayan inançlara bakıp da bunların mesela bir Göktürk döneminde veya bir Hun döneminde de birebir aynı olduğunu düşünen
araştırmacılar var. Hem inançlar bakımından hem de mitolojik anlatılar bakımından. Bazen ciddi hatalara düşüyorlar. Kronolojiyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Hem mitoloji çalışırken hem eski Türk inançlarını çalışırken. Hani hangi inanç hangi dönemde kaydedilmiş, nerede, kim tarafından kayda alınmış, nasıl bahsedilmiş, bunları hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü bazı meslektaşlarımız dediğim gibi bunları pek kale almıyorlar. Sonra çok yanlış yorumlar yapabiliyorlar. Buradan da yani kendilerine ufak bir eleştiri getirmiş olayım. Yani kusura bakmasınlar. Yani amacım tabii kimseyi kötülemek değil. Yanlış da anlaşılmasın. Ama yani dikkat etmek lazım bu tip hususları. Çünkü ben de eski Türk inançları çalışıyorum. Türk mitolojisi de çalışıyorum. Özellikle erken dönem. Yani işte Göktürk dönemi ağırlıklı olmak üzere. Yani 19. yüzyıla kadar falan yaklaşık yoğun bir şekilde çalışmaktayım. Yani 19. yüzyıl ve sonrasına çok fazla girmiyor çünkü zaten çok çalışılıyor. Bir de malzemesi çok fazla. Ben daha ziyade modern öncesi dönemlerde, özellikle 16. 17. yüzyıllardan önceki dönemlerin eski Türk inanç ve mitolojilerini çalışıyorum. Yani dikkat etmek lazım bu tip kültürel etkileşimleri gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani 19. yüzyılda kaydedilen bir inanç illa Göktürk döneminde de aynı o şekilde olacak diye bir kaide yok. Şimdi buradan da tabii şey tartışmalarına da bağlayabiliriz. Eski Türkler şamanist miydi, değil miydi? Şimdi eski Türklerin yani Hun Göktürk dönemlerinde yaşamış Türklerin şamanist olmadığını savunan araştırmacılar var. İbrahim Kafesoğlu bu ekolün en güçlü figürüydü rahmetli. İstanbul Üniversitesi'nin Allah hocalarından da rahmet eylesin. profesörü. Allah rahmet eylesin diyelim. Çok büyük Eylesin. bir bilim insanı yani. Eleştirdiğim, katılmadığım hususlar var. İlla ki herkese de olabilir ama bu onun büyük bir araştırmacı olduğu gerçeğine gölge düşürmez. Onu söyleyelim, belirtelim. Yani yanlış anlaşılmasın sonra. Şimdi İbrahim Kafesoğlu ve onun takipçisi olan meslektaşlarımız yani günümüzdeki yani 19. 20. yüzyıllarda kaydedilmiş Sibirya'daki şamanist inançlara bakarak biraz da haklı olarak da diyorlar yani eski Türkler şamanist değildi falan diye ama onların şamanist değildi dediği günümüz inançları. Şimdi eski Türk inançlarının zaten bunlardan biraz farklı olduğunu ben vurguluyorum. Aslında aynı kapıya çıkıyor da yani onlar biraz daha başka dini ve siyasi kaygılarla da harekete geçiyorlar. Çok açık konuşmak istemiyorum. Başıma iş açmayayım şimdi ya da tepkide çekmeyeyim ama bu tartışmalarda yani işte eski Türkler tek tanrılı mıydı, çok tanrılı mıydı? İşte şamanist miydi, değil miydi? Bu tip tartışmalarda biraz siyasi ve dini kaygılarda ön planda tutuluyor. Onu da belirtmem lazım. Yani ben tabii bu tip kaygılara sahip değilim. Yani eskiden geçmişte bir kültür, bir inanış nasılsa ben öyle olduğuna inanıyorum. Yani ben eski Türklerin mesela çok tanrılı olduğunu düşünüyorum. Tartışmaya açık tabii. Tartışabiliriz sabaha kadar. Her isteyen herkese de tartışırım ben bunu. Ama zaman zaman tek tanrıcılığa meyillerde var. Özellikle İslamiyet'in ve Hristiyanlığın etkili olduğu hani komşu bölgelerle toplumlarda biraz daha tek tanrıcılığa meyilli olduğunu görüyorum. Yani toptan da reddetmiyorum onu da söyleyeyim ama genellikle çok tanrı bir varlık var ama işte çok tanrıcılık deyince de böyle antik Yunan veya eski Mısır çok tanrıcılığı gibi düşünülüyor. Öyle de değil. Yani Türk kültürü hakkında şunu belirtmem lazım. Aslında program başında da söyleyebilirdim. Yeri geldiğinde burada söylemiş olayım. Eski Türklerin ve onlarla aynı yaşam tarzına sahip başka bozkır halklarının kültürleri de kendisine özgüdür. Tamam. Başka kültürlerle de çok içi dışlı oluyorlar ama sonuçta toplumsal yapıları ve dini inanışları, kültürleri o bozkırda, o Avrasya'nın uçsuz bucaksız sert iklim koşullarına sahip bozkırlarında ve Güney Sibirya'nın ormanlık bölgelerinde yeri geldiğinde de Orta Asya'nın Türkistan'ın çöllük bölgelerinde şekillenmiş. Eski Türklerin zaten yaşadıkları coğrafyada bölgede biraz tanımlamış oldum. Ve o bölgenin koşullarına göre şekillenmiş. O yüzden yerleşik toplumların terminolojisini kullanırken dikkatli olmak lazım. Yani çok tanrılı dediğimizde biz Akdeniz veya Orta Doğu'daki eski çok tanrılı inançları kastetmiyoruz. Onlar gibi değil. Benzer durum sadece din konusunda değil. Yani toplumsal yapı olsun, devlet teşkilatı bu tip konularda da mesela ben bazen meslektaşlarımla çok tartışıyorum. Mesela eski Türklerde sınıf var mıydı, sınıflı bir yapı? Kölelik var mıydı? Ben ikisinin de olduğunu düşünüyorum. Ama yerleşik toplumlarda gibi olmadığını da özellikle vurguluyorum. Din ve mitoloji, şamanizm konusunda da aynısını düşünüyorum. Yani evet tek tanrılı, çok tanrılı o ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuçta çeşitli kutsal varlıklara inanmışlar. Bunlara saygı duymuşlar, bunlara kurbanlar kesmişler. Yani şimdi bazı insanlar eski Türk inançlarının İslamiyet'e çok benzediğini, zaten bundan dolayı da Türklerin kolaylıkla Müslüman olduğunu savunuyor. Kısmen doğru, kısmen.
Ama %100 doğru değil. Bu konuyla ilgili benim de bir makalem var bu arada. Türklerdeki Tengri algılayışıyla, işte Müslüman oldukları dönemde İslamiyet'teki Allah kavramını karşılaştırdım. Erişime açık internetten. İsteyenler bulup okuyabilirler. Dil Tarih Fakültesi'nin dergisinde yayınlandı 2018 yılında. Orada da şey yapıyorum. Yani evet, benzer taraflar var ama farklı taraflar da var. Şimdi mesela Tengri'ye kurbanlar sunuluyor. Evet, doğru Türklerde. Ama diğer varlıklara da kurbanlar sunuluyor. Yani bu yer su ruhları veya tanrıları dediğimiz varlıklara da veya ataların ruhlarına da kurban sunuluyor. Yani İslamiyet'te kesinlikle bunlar bağdaşmayan şeyler veya işte Tengri'nin eşinin olduğuna inanıyorlar yani. Bununla ilgili de elimizde bazı veriler var. Uyuşmayan şeyler var. Ama şunu söyleyeyim. Mesela aslında eski Türk inançlarını özetlemek bakımından bir örnek vereceğim size. İbni Fadlan adında Abbasi döneminde yaşamış çok ünlü bir gezgin var. Ramazan Şeşen tarafından da onun seyahatnamesi çevrildi. Yeditepe yayınlarından çıktı. İsteyenler alıp okuyabilirler. Çok önemli bir eser. Kesinlikle tavsiye ederim herkesin. Çok değerli ve ilginç bilgiler var. Şimdi İbni Fadlan 921 yılında Abbasi halifesinin görevlendirmesiyle kuzeye Etil Bulgarlarına gidiyor. İşte Volga Bulgarları olarak da bizim bildiğimiz İslamiyet'i ilk benimseyen Türk devleti aslında bunlar. Ama tabii tam olarak da benimsemiyorlar o dönemlerden. Sadece hükümdar ve halkın bir kısmı Müslüman olmuş, biraz ticaretin de etkisiyle. Gidiyor ve yolda giderken de başka Türk boyların arasından gidiyor İbni Fadlan. Orada uzun süre boyunca kalıyor, 922'de dönüyor ve seyahatnamesini dönemin halifesine sunuyor. Sonradan da günümüze ulaşıyor. Zeki Vedi Togan bunun tam metnini buldu İran'da, Meşet'te, kütüphanede, sonra yayınladı 1920'li, 30'lu yıllardan sonra. İbni Fadlan işte Oğuzlardan bahsediyor, inançlarını bayağı bir anlatıyor. İşte bir Tengri'ye inanırlar diyor. Yani aslında yani şaşırdıkları bir şey olduğunda göğe bakıp bir Tengri derler diyor. Ama aynı zamanda atalar kültünden de bahsediyor. Yahut başka doğayla ilgili inançlardan da bahsediyor. Su kültünden, su tabusundan bahsediyor. Şamanlardan bahsediyor mesela. Şaman demiyor tabii ki de. Ama işte böyle din adamlarından, rahip benzeri kişilerden falan da söz ediyor. Sonra işte başkurtlar, peçeneklerin arasından gidip en son Etil Bulgarlarına ulaşıyor. Bu yolculuğu sırasında başkurtların da inançlarından bahsediyor. Diyor ki başkurtlar, günümüzde hala başkurt Türkleri mevcut. Rusya Federasyonu içerisinde bir özel bölgede yaşıyorlar, kendisinden taşan Başkurtistan Cumhuriyeti'nde. 12 tane ilaha taparlar diyor. O Arapça metninde direkt ilah diyor zaten orada. Bunların arasında göğün en büyüğü olduğunu inanırlar. Yani bizim Tengri dediğimiz varlık. Onun dışında sayıyor şey, yer, su, ırmaklar, dağlar, işte mevsimler, kış, yaz vesaire, bazı çeşitli balıklar veya kuşlar gibi kutsal varlıkları da sayıyor. Böyle bir 12 tane tanrının olduğu bir liste veriyor ve diyor ki sonunda bunlar 12 farklı ilaha tapmalarına karşılık bunların uyum içerisinde yaşadıklarına inanırlar, birbirlerine yardımcı olduklarına inanırlar diyor. Yani bir antik Yunan veya işte eski Germen mitolojisindeki gibi böyle bir tanrıların birbirleriyle kavga etmesi, çekememezlik gibi bir özellik yok. Yazıtlara da baktığımızda mesela eski Türk yazıtlarına, Göktürklerden, Uygurlardan kalma yazıtlara veya şey Yeni Sayı yazıtlarına baktığımızda zaten bu Umay, işte Iduk, Yusuf, yani bu kutsal yer, su, ruh ve tanrılarının bunların hep Tengri'nin yardımcısı gibi hareket ettiklerini görüyoruz. Mesela bir savaş oluyor. Örneğin Göktürkler Türk işlerle savaştıklarında savaşta onlara Tengri ve onun yanında Umay ve Iduk, Yusuf'un da yardım ettiğine inanıyorlar. Bu sayede zafer kazandık diyor. Mesela Tom Uyghur yazıtlarında belirtiliyor. Ya yani başka Orhun yazıtlarında da var, Kölde Gime Bilge Kağan yazıtlarında benzer ifadelerle de karşılaşıyoruz. Yani böyle bir uyum içerisinde varlıklarını sürdürdüklerine inanıyorlar. Bu açıdan da biraz İslamiyet'teki melek inancıyla da aslında benzeştiren var. Yani bu Uduk Yusuf dediğimiz varlıkları, yani bunlar aslında İslamiyet'teki meleğe benziyor diye, ama yani evet ya, Tanrı'ya yardımcı olması bakımından benziyor, fakat bu varlıklara da kurban sunuluyor. Şimdi İslamiyet'te meleklere tövbe haşa, yani ne demek kurban sunmak falan, olur mu öyle şey? Yani İslamiyet'te kurban sadece Allah'a sunulur. Başka hiçbir varlığa sunulmaz, ama eski Türkler Tengri'ye de kurban sunuyor. Biraz önce de değindiğim gibi onun yardımcısı olan diğer varlıkları da sunuyorlar. Yani onlara da saygı gösteriyorlar. Onlardan da korkuyorlar. Onların da hoşnut tutmaya çalışıyorlar. Kendi atalarının ruhlarına olduğu gibi. Yani bu kutsal yer su ruhlarına. Mesela şamanist inançların arasındaki en ünlülerinden bir tanesini anlatayım size. Tanıdık da gelecektir. Eski Türklerde su kutsal bir varlık. Zaten Iduk, Yir, Subun, Subu o oluyor işte. Sub eski Türkçe'de su demek. Sondaki B sonradan V'ye dönüşmüş. Sonra da düşmüş
Türkiye Türkçesinde. Su ile ilgili çok böyle tabuları var. Ta bu bozkır halklarında İskitlerden itibaren görüyoruz. Herodot'ta mesela bahsediyor bundan. Veya Moğollarda da var. İşte Oğuzlarda da olduğunu bahsediyor. Mesela su kaynakları kutsaldır ve kesinlikle kirletilemez. Cezası da ölümdür, idam cezasıdır eski Türk ve Moğol hukukunda, yasalarda. İşte yani siz suyu rastgele kullanamazsınız. Kirli çamaşırlarınızı suda yıkayamazsınız veya suyu pisletemezsiniz. İdam cezasıdır. Neden? Çünkü su sayesinde hayattılar yani. Su çok önemli bir şey ve bunun kirletilmemesi gerektiğini aslında biraz çevreci diyebileceğimiz bir yaklaşım da var. Zaten doğayla iç içe olduğu için yani bu yerleşik dinlerden ayrılan en önemli özelliklerinden birisi de o. Şimdi İslamiyet veya diğer Musevilik, Hristiyanlık gibi dinlere baktığımızda dünyanın, evrenin insanlar için yaratıldığı anlatılır. Temel tezlerinden birisi budur bir inançların. Şeyde tam tersi, eski Türk ve diğer şamanist diyebileceğimiz inançlarda tam tersi, insanlığı doğanın bir parçası olarak görüyorlar ve işte bu istediğimiz gibi bunları kullanalım, söyleyelim, bunların hepsi bizim için yaratılmış gibi bir inanç yok. O yüzden de mesela ağaç keserken bile mesela ağaçça dua ediyorlar, ondan özür diliyorlar. Veya bir hayvan avlayacakları zaman bu geçmişte de varmış, günümüzde de var. Mesela o avdan özür diliyorlar. Yani hayatımızı sürdürmek için, ölmemek için seni öldürmek zorundayız diye hoşnut tutmaya çalışıyorlar öldürdükleri şey. Veya Anadolu'da mesela Anadolu'da tahtacı Alevi Türkmenler var biliyorsunuz Evet Toros hocam. Dağları'nda. Onların şeylerini görüyoruz. Mesela ağaç kesecekleri zaman ağaca böyle dokunup dua ediyorlar. Ondan özür diliyorlar. Yani seni işte ısınmak için kesiyoruz veya alet edevat yapmak için. Hani boş yere kesmiyoruz. Onun mesajını vermek istiyor. Su kaynakları da aynı şekilde yani o sonuçta kendi hayatlarını idame ettirmek için çok önemli olduğundan dolayı kesinlikle kirletilmesine karşılar. Ki bu suyla alakalı inanışlar Anadolu'da da, Türkistan'da da, İdil Ural sahasında da, Türk dünyasının pek çok bölgesinde de aynı şekilde yaşıyor. Birebir aynı bir inançta ateşle alakalı, ateş kültü. Orada da ateş şimdi mesela yani kirletilmesi yasaktır kesinlikle. Özellikle yani insandan çıkan sıvılarla veya şeylerle kirletilmesi, pisletilmesi yasak addedilir. Eski Türklerde de Moğollarda falan da idam cezasıyla cezalandırıldığını görüyoruz. Yani tamamen doğayla iç içe diyebiliriz. Yani bu şekilde sanırım özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir saati de doldurduk. Evet Biraz hocam. size söz vereyim isterseniz. Estağfurullah hocam. Buyurun. Hocam girişte isim söylememiştim. Terken Hatun dememiştim. Uyarıcım, seyircimiz Ha, bizi evet. uyarıyor, beni uyarıyor daha doğrusu. Hocam Hı. son olarak şunu söyleyeyim de çünkü vakit geçti, reji de uyarıyor. Kıymetli hocam, Tamamdır. Destan dizisi var şu anda televizyonda. Evet. O Destan dizisinde bazı ayin sahneleri var. Bazı inanç sahneleri gösteriyor. Bu konuda ne söylemek istersin kıymetli hocam? Sonra da konu soracağım. Diziyi henüz izlemedim. Merak da ediyorum. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Ama dediğiniz sahneye böyle bir YouTube'da çok kısa bir 30 saniye falan bir denk geldim. İzleyince belki daha sağlıklı yorum yapabilirim. Yani şu anda bilmiyorum pek fazla. Öyle söyleyeyim. Son Eyvallah. olarak da kapatmadan önce Buyurun. isterseniz şeyden çok kısaca bahsedeyim. Sonra da toparlayalım. Neler okuyabilirler Tabii ki izleyicilerimiz? buyurun Zaten hocam. siz de sordunuz. Bir kere Abdülkadir İnan'ın Tarihte ve Bugün Şamanizm kitabı var. Eski bir çalışma ama yine de güncelliğini büyük oranda koruyor diyebiliriz. Genellikle yakın dönem tabii 19. 20. yüzyıl şamanizmi üzerine. Mircea Eliade'nin şamanizmini okuyabilirler fakat Eliade sahaya gitmemiştir. Biraz ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Jean Paul'un Türkleri ve Moğolların eski dinini mutlaka okuyun. Çok değerli bir çalışma. Her görüşüne katılmıyorum ama güzel bir bakış açısı var. Bahattin Ögel'in Türk mitolojisini okuyun. Onun dışında yani mitoloji konusunda özellikle ki onda da şamanizmle ilgili çok anlatılar var. Benim bazı çalışmalarım var. Özellikle Göktürk mitolojisiyle ilgili makalelerim veya eski Türk inançlarıyla ilgili. Onun dışında yeni nesil araştırmacılar da var. Yani onlara da bakabilirler. Sosyal medya üzerinden de takip edebilirler. Yani külliyat büyük. Yani hatta çok daha fazla sayabilirim de çok da vaktinizi almak istemiyorum. Estağfurullah. Eğer isteyen olursa mail üzerinden bana ulaşıp ayrıntılar da sorabilir izleyenlerimiz. Tamam hocam. Zaten bir de Sergen Çirkin adını verdin hocam. Ha evet tabii o da var. Sağ, aynen. Sergen Çirkin'in iki hafta önce makalesini ben yazdım. Kitap tanıtım makalesini. Hı. Bir de gazetede tam sayfa olarak yazdım. Çok güzel bir eser kalem almış. Yani incelediğimiz zaman fark uyandırılacak. Ya tekrar bir daha bizi düşündürecek bir eser olmuş. Hocamı da buradan tebrik ediyorum. Bak sesim de yine geldi hafiften. Daha da rahat konuşabiliyorum hocam. Evet. Hocam da sağ olsun.
güzel bir iş eser almış kaleme. Zaten Necat Demir Hoca var, profesör doktor yine Gazi Üniversitesi'nden. Onun da çalışmaları var. Özellikle bu Evet, doğru. İskit Atabey olan Alper Sungur Mezarı olayı çalışması var, kitaplaşmış şu anda. Evet, aldım. Onlar var mesela. Onlar da hocam, ben sizin nazarınızdan aklıma benim de gelince de böyle şöyle birkaç tane ekleme yapayım dedim. Kıymetli hocam, son olarak ne söylemek istersiniz? Yayının sonuna geldik. Sizlerin son Evet. kelimelerini arz edeyim hocam. Tarihe ne not Tamam. düşmek istersiniz hocam? Tarihte yolcu programında. Mert'e yolculuk programına çok teşekkür ederim. Bu arada son bir şey, Buyurun Harun hocam. Güngör Hoca geçenlerde vefat etti. Onun da Allah rahmet etsin. ikinci bir yazarla yazdı. Türklerin Dini Tarihi adlı bir kitap var. O da önemli. Onu da tavsiye ederim. Son olarak da çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Tarih yolculuk programına da size de emeği geçen herkese de Batı Yakası Televizyonu'na da çok teşekkürlerimi sunarım. Sağlıcakla kalın diyelim. Eyvallah kıymetli hocam. Ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hem şahsım hem kanalım adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü vakit ayırdınız. İlim kıymetli bir hazinedir. Paylaşmak da zordur. Vakit ayırmak da zordur. Siz vaktinizi bize Estağfurullah. ayırdınız. Ailemizin Sevgiyle. kanalına tarihe not düştük. Tarihte yolculuk yaparak kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Arz ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Siz de Siz de hocam. eser. Sağ olun. İyi akşamlar. Bu arada Çanakkale bizden selam olsun diyorum hocam. Aleyküm selam. Sağ Sağ olun. olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Tarihte Yolcu programı sonuna geldik. Biraz sesimizden ötürü hocamıza biraz daha aşırı bilgi birikimi bakımından da özellikle benim senin bir husustu. Çünkü onun konuşması benim konuşmamdan daha etkili ve kalıcıydı. Çünkü bu alanın uzmanıdır. Uzmanlar her zaman bir adım öndedir. Benim için üç adım öndedir. Ben hem Batı Yakası TV adına hem de kendi vizyonumuz adına uzmanlarla çalışmamız sırasında söylediğim söz şudur. Vaktin çoğunu uzman konuşsun, moderatör sadece ve sadece iyi mi ile birlikte güzel sorular sorsun diyoruz. Evet, ben burada bir izleyicimiz de son olarak Nazım Tunaloğlu adlı bir izleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Hocamızın ağzına sağlık diye bir teşekkür metni göndermiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet değerli izleyicilerimiz, her zaman dediğimiz gibi tarihte kalın, bizde kalın, tarihte yolcu programına kalınız.